Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Abdullah Maribi Hasretleri Ümmetin Şeyhi, Devletin Kutbu, Yoldaşların Süsü, Erbabın Rükünü, Yesrib Ufkunun Sabahı, Cağın Şeyhi, Ebu Abdullah Maribi Hasretleri, Şeyhlerin Üstadı olup eski büyüklerdendi. Evliyanın dayanağı ve asfiyanın güvendiği odur güzel bir velayeti vardı. Terbiyede ve müride malik olmada bir alametti. Gönüllere derin bir saygı salmış, hadsiz hesapsız hürmet görmüştü. Zahir ve batındaki tecrit ve tevekkül itibariyle kimse onun topuğuna yetişmemişti. Biri İbrahim Şeyban, diğeri İbrahim Havas olmak üzere meşhur iki İbrahim ona irade getirmişler, onun birçok kemalini şerh ve izah etmişlerdi. Yüksek değerde sözleri vardı. 120 yıl yaşamıştı. İşleri acayipti. İnsan elinin değdiği hiçbir şeyi yemez, sadece ot köklerini yemekle idare ederdi. Müritleri nerede ot kökü bulsalar onun önüne getirirler, o da bunları ihtiyacı kadar kullanırdı. Bunu adet edinmişti. Yaranıyla birlikte aralıksız sefer yapar, daima ihramlı bulunur. İhramdan çıkınca tekrar ihrama girerdi. Elbisesi asla kirlenmez, saçı uzamazdı. Diyor ki, annemden bir ev miras kalmıştı. Bunu elli altına sattım. Parayı bir çıkıya sardım ve sahranın yolunu tuttum. Peşimden bir bedeviye yetişti. Neyin var? Elli altınım, ver onları bana. Altınları verdim, açtı, baktı ve bana iade etti. Sonra bir deve getirtti ve buyur bin dedi. Sana ne oldu ki böyle değiştin dedim. Doğruluğun sebebiyle gönlüm merhametle doldu dedi. Bu şaki kişi benimle beraber hacca geldi. Bir müddet sohbetimde bulundu ve evliya Allah'tan oldu. Yine o anlatıyor. Bir kere çölde giderken ter taze bir genç gördüm. Azı ve bineği yoktu. Ey serazat kişi! Böyle azıksız ve bineksiz nereye dedim? Dedi ki, şöyle bir sağına ve soluna nazar et. Hiç Yüce Allah'tan başka bir şey görebiliyor musun? Naklederler ki, onun dört oğlu vardı. Her biri bir sanat öğrenmişti. Bu onların haline yaraşan bir şey midir diyenlere dedi ki, Vefatımdan sonra falanın oğluyum bahanesiyle dostların ciğerini yemesinler ve ihtiyaç zamanında geçimlerini temin etsinler diye onlara kazancın yolunu öğrettim. Ebu Abdullah Mahribi Hazretleri'nin sözleri amellerin en fasiletlisi murakabe haliyle vakitleri mamur etmektir. Henüz şahsi muradı varken ubudiyetten dem vuran kimse yalancıdır. Çünkü ancak şahsi muratlarından fani olup, efendisinin muradında baki olanın ubudiyet davası sahihtir. Böyle birinin ismi ise, kendisine hangi ad konulmuşsa odur. Vasfı da kendisini süsledikleri şeydir. Kendisine bir isimle hitap edilince, ubudiyet de cevap verir. Zira onun ne ismi, ne resmi, ne de cevabı vardır. O ancak efendisinin kulluğuna çağıranın çağrısına icabet eder. İnsanların en zelili, zengin birine yağcılık yapan ve tevazu gösteren fakirdir. En asizi, herkese alçak gönüllü davranan, fakire tezellül edip ona karşı hürmeti muhafaza eden zengindir. Rıza halindeki fakirler, Yüce Allah'ın yeryüzündeki emin kişileri ve kullarına karşı hüccetidir. Onların yüzü suyu hürmetine halktan bela def edilir. Dünyadan tecerrüt eden bir fakir, faziletli amellerden hiçbir şey yapmasa da ondan sadır olan bir zerre, yanlarında dünya bulunan şu gayretkeş ve müştehit abidlerden daha üstündür. Şu dünyadan daha insaflı ve daha adil bir şey görmedim.'' Eğer ona hizmet edersen, sana hizmet eder. Sen onu terk edersen, o da seni terk eder. Zeki olan ancak bu zümredir. Zekalarıyla idrak ettikleri şey sebebiyle tamamen yanmışlardır. Vefatı, Tur-i Sina'da vaki olmuş ve orada toprağa verilmişti. Allah rahmet eylesin.